Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlere özel bir içerik hazırladık. Bu içerikte arkadaşlar önümüzdeki dönemde MIUI 12.5 arayüzünü alacak olan Xiaomi modellerini sizlerle paylaşacağız. Bu modellere geçmeden önce birkaç ufak anımsatmada bulunmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Xiaomi'nin MIUI arayüzü son derece sorunlu bir arayüz ki gelen güncellemeler bazı hataları kapatırken yerine yenilerini getiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte MIUI 12.5 yayınlandığı zaman da hemen indirmenizi tavsiye etmeyiz arkadaşlar. Tabi burada şunu da belirtmek gerekiyor. Kalkıp da Xiaomi bunu bütün modellerini yayınlamayacak. Yani bütün modelleri için çıkartmayacak. Aslında açıklanan ilk liste kafalarda bayağı bir soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Çünkü bakıyorsunuz listede Redmi Note 7 Pro var ama Redmi Note 8 tarafında hiçbir cihaz yok. Yani Redmi Note 8 Pro yok, Redmi Note 8 yok ve Redmi Note 9 da yok. Redmi Note 9 Pro da yok. İşin garip yanı ise Xiaomi'nin bir süre önce Çin'de satışa sunduğu yeni Redmi Note serisi var. Ama hali hazırda ülkemizde satışta olan eski Redmi Note serileri yok. Biliyorsunuz yeni seride arkadaşlar Xiaomi bazı değişikliklere gitmişti Redmi Note 9 modellerinde ve bu cihazlara 5G desteği de sunmuştu. Ülkemizde satışa sunulan modellerde ise hali hazırda 5G desteği bulunmuyor. Dolayısıyla bu cihazlar MIUI 12.5 güncellemesini alacak olan modeller arasında şimdilik yer almıyor. Şimdilik diyoruz çünkü biliyorsunuz Xiaomi ilkten bir liste açıklıyor, sonra o listeyi olabildiğince genişletiyor ki MIUI 12'de de aynısı olmuştu. Daha sonra MIUI 12 global alacak telefonlar yayınlanmıştı ki bu listede de bayağı bir cihaz eklenmişti arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi oldukça kısıtlı bir liste var önümüzde. Fakat benim telefonum bunu almayacak mı diye düşünmeyin. Çünkü ben şuna inanmıyorum. Hani Redmi Note 7 Pro'ya verip de Redmi Note 8 Pro'ya vermemezlik yapmayacaklardır. Fakat önümüzdeki süreçte Redmi Note 8 ve 9 ailesine bu güncelleme gelecektir. Ama biraz beklememiz gerekecek muhtemelen. Neden Redmi Note 7 Pro'da varken diğerlerinde yok diye soracak olursanız muhtemelen yine bazı optimizasyon sorunlarıyla karşılaşmış olabilir Xiaomi. Ki bunu zaten sıkça yapıyorlar arkadaşlar. Nedense bir telefonda çok güzel çalışan güncelleme diğer telefonlarda çok vasat işler ortaya çıkarıyor ki telefonun çökmesine varan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden az önce de söylediğimiz gibi bu güncelleme sizin telefonunuza gelecek olsa bile hemen yüklemeyin. Çünkü sonrasında pek çok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri MIUI 12.5 arayüzünü alacak olan Xiaomi modelleriyle baş başa bırakalım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pek çok model MIUI 12.5 arayüzünü alacak. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Bu arayüz en önce Çin'de yayınlanacak arkadaşlar. Yani bu cihazlar ilk olarak bu güncellemeyi Çin'de alacaklar. Daha sonra global versiyon yayınlanacak ve bizim kullandığımız cihazlara da o zaman gelecek bu arayüz. Zaten Xiaomi yaptığı etkinlikte çeşitli arayüzleri ekrana yansıtmıştı arkadaşlar. MIUI gibi, FlyOS gibi. Bunların başlangıç ekranında olan uygulamaları oraya koydu. Daha sonra kendi başlangıç ekranında olan uygulamaları koydu. Ve dedi ki biz artık başlangıç uygulamalarını sadeleştirdik. Dolayısıyla kullanıcılarımıza daha çok alan sunacağız dedi. Burada şu önemli. Biliyorsunuz bu arayüze gelen uygulamaların bazıları silinemiyor arkadaşlar. Ki bu kullanıcılar tarafından baya baya eleştirilen bir konu. Xiaomi dedi ki biz çoğunu sildik attık. İşte kullanıcılarımız eğer yüklemek isterlerse bu uygulamaları tekrardan yükleyebilirler dedi. Belki bu işletim sisteminin daha stabil bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Fakat dediğimiz gibi söz konusu Xiaomi olduğu zaman arayüz konusunda pek de güvenemiyoruz kendisine. Gerçi arayüzü bir kenara bırakırsak saf Android'de de çok böyle başarılı oldukları söylenemez. Biliyorsunuz Mi A3 modeli için aynı güncellemeyi 4 defa yayınlamak zorunda kaldılar. Ki 4'ünde de böyle tam bir stabilite tutturamadıklarını söylemek gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere MIUI 12.5 alacak olan Xiaomi modellerinden bahsettik. Dediğimiz gibi güncelleme telefonunuz için yayınlansa bile hemen indirip kurmanızı tavsiye etmiyoruz. Biraz bekleyin, bakalım bir sorun var mı, çok böyle ölümcül hatalar var mı güncellemede, bunları görün ve daha sonra duruma göre yükleme kararı alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Thank you.